Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine bir videoyla sizle beraberim. Bu videomda size sıkça sorulan, gerekse sosyal medyada gerekse bana, Salep toprağını hazırlarken içine kattığımız, yani ilave ettiğimiz kum ve yanmış hayvan gübresini sizlere anlatacağım ve göstereceğim. Tabii ki inşaat kumu olabilir, sıkıntı değil. O sadece ama toprağı yumuşatır. Bense önerim, benim önerim ırmak kumu arkadaşlar. Irmak kumunun özelliği nedir? Normal bir toprağın içinde bulunabilecek mineral, fosfor, kalsiyum aklınıza ne gelirse hepsi orijinal ırmak kumunda vardır. Çünkü bütün doğadan toplanıp bir araya birikir. Bütün her yerden toplanır, akar dağdan taştan gelir, bir yere birikir. Gördüğünüz gibi burası komple kum. Buradan temin edebilirsiniz. Olmayan arkadaşlar tabii ki yine gidip inşaat kumlarını alıp sadece toprağı yumuşatmak amacıyla, başka bir inşaat kumunun toprağa katkı, mineral olarak hiçbir katkısı yok. Onu da belirteyim. Zaten yıkanmış oluyor. Şimdi zaten daha önce salep denememiz vardı. Benim salep denemem sadece ırmak kumuna, %100 ırmak kumuna kattığım ve şu an gayet iyi büyüyorlar, sıkıntı yok. Çünkü zaten toprak gibi bir şey. Şu an gördüğünüz gibi şurası, gördüğünüz gibi komple kum ama gördüğünüz gibi bütün bitkiler yeşermiş ve büyüyorlar. Yani bir topraktan farksız. Bu ne oluyor? Hem toprağı yumuşatıyor hem de ekstra diktiğiniz işte salebe veya başka bir sebzeye ek gıda oluyor arkadaşlar. Size göstereyim şimdi. Gördüğünüz gibi bakın. Kum bu şekilde olması lazım. Yani orijinal ırmak kumu bu. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde olursa iyi olur. Ama olmayan, ulaşamayan, herkes ulaşamaz tabii buna. Benim bahçemin sıfırından böyle bir ırmak geçtiği için buna sınırsız ulaşabiliyorum. Ben zaten biraz kum aldım gördüğünüz gibi. Bahçeme tahliye yapmak için. Kum hakkında söyleyeceklerim bunlar. Şimdi size yanmış hayvan gübresinin nasıl olduğunu göstereceğim. Yani kıvamını. Zaten topraktan ayırt edemeyeceksiniz. Şimdi onu göstereyim ben size. Bu da arkadaşlar şu bahsedilen meşhur yanmış hayvan gübresi. Gördüğünüz gibi. Topraktan ayırt edilecek bir durum yok. Zaten aynen toprak kıvamını almış. Yani yaklaşık bu 2 yıl falan önce çürüme yapmış ve toprak haline gelmiş. Size şöyle göstereyim. İşte arkadaşlar, yanmış hayvan gübresi bu. Yani kıvamı şu şekilde olması lazım ki salebe zararı olmasın. Yani yaş olursa zaten yakar muhtemelen. Bütün bitkileri yaktığı gibi. Ama şu şekilde olursa, yani şunun %100 şunun içinde de salep ekilse ben zannediyorum ki bir sıkıntı olmaz. Yani olacağını sanmıyorum. Çünkü zaten tamamen toprak olmuş. Bu şekilde olursa, yani dikkat edilirse daha iyi olur. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Bildiğiniz toprak bakın. Sadece toprak. Pamuk gibi. Yumuşak bir toprak. Tabii buna da herkes ulaşamayabilir. Salep normal toprakta olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Problem yok. Her toprakta oluyor. Önemli olan ne kadar hizmet o kadar ürün. Yani bu her şeyde böyle. Sadece salepte değil. O yüzden ben size ırmak kumunun nasıl olacağını ve yanmış hayvan gübresinin nasıl olacağını gösterdim. Bu kıvamlarda olursa saleplerde bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Yaratmaz zaten. Ve toprağı da çok güzel yumuşatır. Yani pamuk gibi yapar ve yani şunların üçü bir araya geldiğinde zaten buna da yani sadece salep için değil, tamam salep kimyasalı sevmiyor ama normal bir sebze de dikseniz buna, domates diktiğinizi düşünün. Şu üçünü bir arada yaptığınız anda yani gübreye ne bileyim işte hiçbir gıda takviyesine gerek yok. Zaten fazlasıyla alır onu bu üçünden. Şimdi hazır handalımızın yanındayken saleplerimizi çekelim arkadaşlar. Şurada çiçeğe duranlar var. Ve çok hızlı büyüyorlar ve güzel büyüyorlar. Bunların videosunu size komple çiçek olacak burası. O zaman yani bir 15-20 gün sonra detaylı şekilde bütün handalları gezeceğiz. Sonrası zaten sadece hasadımız kalıyor.
Sonra da hasat videolarımız başlayacak sırasıyla. Şu an gördüğünüz gibi saliplerimizde müthiş bir hızlanma var. Çünkü havalar ısındı. Birçoğu zaten çiçek sapını vermek üzere. Bazıları vermiş. Bir 15 gün sonra veya en geç 20 gün sonra ben buranın komple çiçek olacağını düşünüyorum. Şöyle yapraklara bakarsak arkadaşlar çok canlı gözüküyorlar ve bence hasat da çok müthiş olacak. Bakalım Allah ne nasip ediyor, nasibimiz neyse onu alacağız zaten. Bizim temennimiz en iyisini yapabilmek. Zaten bu yıldan sonra bundan sonraki videolarımız tamamıyla en kaliteli, en çok yani en fazla ürünü nasıl alırız? Onunla alakalı olacak bütün videolar. Çünkü iklim denemesini yaptık. İklim denemesinde şu an hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi her şey yolunda. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videom şey olacak. Muhtemelen çiçek açtığında olacak. Yani bir 20 gün sonra. Tekrar görüşene kadar herkese güle güle diyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.